Bundan sözü Durmuş Bey'e bırakacağım. Durmuş Dilekçi lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından yüzyıl sonu modernite kavramına konulu yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 94 yılında Gökhan Avcı'yla birlikte çalışmaya başladılar ve God Architecture mimarlık oluşumunu kurdular. Durmuş Dilekçi lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından 100 yıl sonra YouTube'umuz mu açık? YouTube'un mu açık? İstanbul Üniversitesi'nde. Tamam, tekrar devam ediyorum. Daha sonrasında 2003 yılında Emir Uras'la birlikte tekrar bir ortaklık kurdukları Uras Dilekçi mimarlık hizmetleriyle birlikte faaliyetlerine devam ettiler. Ardından 2014 yılında Dilekçi Mimarlık, Durmuş Dilekçi Mimarlık adı altında faaliyetlerine devam etmekte. Bu şekilde şimdi ben sözü Durmuş Hocam'a bırakmak istiyorum. Böyle başkasından dinleyince tekamül süreci gibi geliyor anlattığın şeyler. Umarım tekamül süreci doğru doğrultuda ilerler diye düşünüyorum. Herkese merhabalar. Davetiniz için teşekkürler. Umarım faydalı ve besleyici kafanızda birkaç şeyi açabilme şansımız olursa bizim için mutluluk verici olur. Ben bu konuşma sırasında biraz esasında mesleğe başladığımdan bugüne ki neleri dert ettiğim dertlenliklerimle ilgili esasında biraz konuşmak istiyorum. Sunumun ilk başında biraz böyle şimdi yarım saattir konuştuğum gibi biraz böyle konuşmayla geçecek. Sonrasında da size yapmış olduğum projelerden hani o dertlendiğim konuları nasıl acaba mimariyle kesiştirdiğimi, mimari çizgimle buluşturduğumu aktaracağım. Yani mimarla biz 1988'de Gazi Üniversitesi'nde çok az Gazi Üniversitesi'nde o zamanlar az öğrenci aldığı 35 öğrenciyle girdiğimiz zamanlarda başladık ve ilk başladığım yıllarda esasında mimarlığa etki eden şeylerin gerçekte çok da mimarlığın içinde değil de dışında olduğu ile ilgili olan konulardı. Hep esasında bu eğitimde de bize verilmeye çalışılan şey biraz da o olduğunu düşünmüştüm. Tabii bunları o dönemlerde insan farkına varamayabiliyor ama sonrasında bu çıkarımları yapmak çok daha kolay olabiliyor. İşin içinde yaşarken her zaman bu kadar yüzleşemiyorsun. Yani esasında bahsettiğim biraz da mimarlığın hem beslendiği hem de etkileştiği kanallar. Yani bu herkese göre değişik var. Yani benim o okuduğum zamanlarda özellikle Ankara'da kaynaklara erişimin çok limitli olduğu zamanları, internetin olmadığı zamanları ve periyodiklerin belki çok işte 6 ay sonra, 1 yıl sonra kütüphanelere geldiği zamanlardan bahsediyorum. O dönemlerde bile kütüphanelerde ufku açıcı işte Oma, Kuhlhaus, Novel, MVRDV, Chumi, UN Studio, Hadid, Libeskin gibi isimlerin o dönemlerdeki, onlar da o zamanlar 40'lı yaşlar üretken dönemleri, o dönemde modernizme yeni bir soluk getirme çabalarını gözlemliyorduk. Okumuş olduğum o dönemdeki yazılarda da, metinlerde de alt çıkarımlara baktığımda esasında yeni kelimeler üzerinden mimarlığı tekrar tarif etme çabalarını hissediyordum. Bu bende büyük bir şeydi, heyecan yaratıyordu. Çünkü yüzyıl başındaki modernizmle yüzyıl sonundaki modernizm arasında modernist olmanın ötesinde çok daha farklı kırılımlar barındırıyordu. O yeni kelimelerle yeni cümleler kurmak esasında bahsetmiş olduğum şey. Şöyle bir yani bu o dönemlerdeki küresel anlamdaki bu metinler ve şeylerin karşısında Türkiye'ye geri döndüğümüzde baktığımızda ise biraz böyle bundan çok daha bağımsız, çok daha arkaik eski bir dille bir metodolojiyle kavramsal arka planı çok daha benim kendim içime çok içselleştiremediğim bir metodolojiyle üretim yapıldığı bir zamanın parçasındaydı. Mesela Ankara'dan benim arama sebeplerinden birisi de Adnan Hocam esasında biraz da buydu o dönemlerde. Acaba farklı perspektif hayatıma nasıl katabilirim düşüncesiydi. Dediğim gibi bahsettiğim yıllar bilgi erişimin çok limitli olduğu ve zor olduğu yıllar ve bilgi erişmek için hakikaten bir şehirden bir şehre, üniversitelere, kütüphanelerine gitmen gerekiyordu. Şu dönem sizlerin hepimizin esasında, benim de öyle ama sizlerin kafalarını çok bulanık ve biraz da bu ülkenin şu anki konjonktürel dokusundan dolayı biraz ümit kırıcı bir dönemde olduğumuzun farkındayım. Yani bu dönemlerin zor olduğu, hem ekonomik koşullar sebebiyle hem de çevremizdeki mimarinin bu anlattığım çerçevede bizim kısır düşünceleri tetikleyen bir mimari olması, aynı fikirlerin tekrarından oluşan ve hızlı tüketilen mimarinin olduğu bir dönemde biz acaba tam tersine ne yapmamız gerekiyor? Bu belirsizliği aşmak için nasıl stratejiler geliştirmemiz gerekiyor? Bu karamsar tavrın üstesinden nasıl gelmemiz gerekiyor ile ilgili hep beraber düşünmek durumundayız. Dolayısıyla bir de yani ben esasında ekonomik şeyleri, siyasi şeylerin dışında bir taraftan da mesleki olarak baktığımda mimarinin kendi kendine bu tekrar eden formlar üzerinden bugün hala daha 100 yıl sonra mimarlığı anlattığı bir dönemi de ben çok samimiyetsiz bulduğumu da söyleyebilirim. Dolayısıyla bu eğitimle ilgili konuşmuş olduğumuz dönüşüm gibi mimari de kendi içindeki dönüşümünü biraz sancılı da olsa yaşamak durumunda. Dolayısıyla hala daha bir modernist bir kutuyu yapmanın bile yapma tekniğini bilmeden kutu yaptığın zaman modernist olduğu söylemi kadar içi boş bir kavramsal arka planı olan bir çalışmayı ben çok içselleştiremiyorum. Gerçekten o dönemin kendi şeylerinden çıkması gerekiyor, sorunlarından çıkması gerekiyor. O dönemin kendi gerçeklerinden çıkması gerekiyor mimarlık. Bunu çok fazla ayıramıyoruz. Peki yani bu bahsetmiş olduğum beni işte için üzen her yerde teklifleşmiş olan mimariye ben şey adı veriyorum esasında. Kabul edilmiş gizli bir mutabakat mimarlığı. Herkesin mutabık kaldığı asgari müşterek diye de tarif edebiliriz esasında. Genel kabul görmüş bir mimari dili, tipolojiyi esasına dayatılan bir mimarlık. Peki o zaman biz farkı nerede aramamız gerekiyor dediğimizde tekrar şeye dönüyoruz esasında. Biraz önce Adnan Hocam'ın da söylemiş olduğu gibi dünyayı anlamak ve yorumlama kısmına geliyoruz. Yani evvelden mimarlık bu Victor Hugo'nun Taştan Kitap betimlemesinden çok daha farklı bir yere geldi. Artık insanların kültürleri, tarihleri, mimarlık üzerinden algıladığı zamanların çok ötesinde bir yerdeyiz. Yani mimarlık da bugün sadece tüketilen bir meta haline dönmüş durumda. Kente, insana, hayata ait hiçbir şey söylemiyor. O zaman biz burada biraz önce okul eğitim yapıları üzerinden konuştuğumuz gibi kente, çevresine, insana, hayata nasıl katılabilirle ilgili endişelerimiz olmadı ise bu tüketilmişliğin içinde esasında yok olup gitmeye mahkum bir meta olarak hayatını devam ettirecek. Politik ve şirketleştirilmiş dünyanın dışında bir kültürel ifade ve değer bulamadıksak mimarlık her zaman bu güce yenik düşecek. Gücün sembolü olmaya yenik düşecek. Çünkü Orta Çağ'dan bugüne mimarlık her zaman gücün bir şekilde sembolü haline gelmiş bir konu iken modernizmle veya işte ondan öncesi hümanizma ile beraber esasında bunlar bir kırılım yaşasa da bugün gene tekrar Orta Çağ düzenine dönmüş bir dönemde mimarlık küresel anlamda hala gücün sembolizasyonu için kullanılan bir meta haline dönüşmüş durumda. Yani esasında bir şeyi sembolleştirirken mimari üzerinden içerik ve kavramsal arka plan veya işte insana ait, hayata ait ne söylediğiyle ilgili hiçbir şey yok içerik bunda. Sadece bir gücü temsil ediyor, o kadar. Dünyada genel eğilimlere bakıldığında sermayenin el değiştirmesi, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki olgunlaşmamış pazarlar, bizlerin müşteri profilini ve yapı sipariş yöntemlerini bile belirgin bir şekilde değiştirmekte. Profesyonel hayatın içine girdiğiniz zaman siz de bunları çok rahat göreceksiniz. Bu müşteri taleplerini bir şekilde duyarak, dinleyerek mimarın esasında buradaki görevi biraz da bu basmış olduğum çerçeve içinde bu talepleri acaba kentsel fayda, insana fayda anlamında nasıl değiştirebilirim, dönüştürebilirimle ilgili noktada esasında kendisini ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Dolayısıyla dinlemeden sonuçta bir başkasının kaynağıyla bir eser ortaya çıkarttığın sürece mimarlığı zaten sanattan temelde ayıran argümanlardan birisi bu olduğu için büyük bir ekonomiye, büyük bir şeye hizmet veriyoruz. Maliyetlere hizmet veriyorsun. Dolayısıyla müşteriyi dinlemek en önemli şey. Ancak müşteriyi dinlerken de kendi farkındalığını artıracak, hayatta ait besleyiciliğini artıracak olan şeylerle bunu dönüştürebilme kabiliyeti hepimizin içinde. Hayattan beslenmekten kastettiğim şey tabii ki yapabildiğiniz kadar çok gezmek. Gördüğünüz şeyi fotoğraf karesi açısından görmek değil, yaşayaraktan, gerçekten mekanı, hacmi tecrübe ederekten. Yani fotoğraf iki boyutlu bir şey. Yani mimarlık ise mekansal bir tecrübeye dayanan bir şeydir. Fotoğraf üzerinden bir yapıyı analiz etmeniz veya fotoğraf üzerinden bir yapıyı kritik etmenize imkan ve ihtimal yoktur. Dolayısıyla mimari ve eseri kritik edebilmeniz için veya mimari ve eserden kritik etmek demeyeyim, yanlış söyledim şu cümleyi, tecrübe edebilmeniz için gezmeniz, yaşamanız gerekiyor. Dolayısıyla mümkün olabildiğince mimari ile ilgili kendinizi besleyici şeyler yaşamanız lazım. Ama bunun dışında neler yapmanız gerekiyor? Mimarinin önemli etkileyici şeylerinden birisi sinema. Sinema çok benzer bir şekilde kurgulanır. Yapım metodolojisi, üretim metodolojisi mimariye çok benzeşir. Sahnelerin yaratılması, ışığın kullanılması, pozisyon alınması, kameranın açısının belirlenmesi çok önemlidir. Ben de sinema üzerinden mimariyle bir metaforik olarak sinema üzerinden mimariyle etkileşimli bir proje yapılması bile bence çok heyecan verici olabilir. Aynı zamanda edebi eserler, kitapların yani bizlere mesela verilmiyor ama normalde bir kitap, okuduğunuz kitapla ilgili bir makale yazabilmek için onların karakterleri, analizleri, karakter analizlerinin ilişkileri, oradaki bütün davranışsal, ilişkisel ağların nasıl kurgulandığı gibi konuların hepsi esasında mimariyle çok etkileşen, benzeşen alanlar ve sanat tabii ki olmazsa olmazlarından birisi. Çünkü görsel sanatlar tamamen insanın ruhunu besleyen, kolektif belleğe, insan belleğine esasında iz bırakan önemli konulardır. Bunlar gördüğünde, gözlemlediğinde veya tecrübe ettiğinde doğrudan sana belki bir bilgi olarak gelmeyebilir. Ancak bunların hepsi insanın hayatı kavrayışıyla ilgili önemli bilgileri belleğimize işler. Ve onları çok böyle kelimelerle tarif edemezsin. Ama o bilgi esasında, bellekteki o bilgi ruhun, yani mimariye ruh verme kısmında esasında bir bakmışsın ki bir yerden esasında kendini açık etmiş. Dolayısıyla farkı nerede aramamız gerekiyor derken kastettiğim biraz da bununla alakalı. Yani yemek de bunun içine girer. Hayatın esasında her aşaması, mimarlık eğitimi o kadar güzel bir eğitim ki esasında kaynağını, beslediğin kaynağını ne kadar zenginleştirirsen o kadar da sana dönüşü çok fazla olan bir şey. Mimarlığın tek aramaman gereken çıkış noktası kendi içinde. Yani bir projeyi yaparken gelip de acaba işte Adnan Hocam nasıl yapmış proje diye baktığın sürece, Durmuş Dilekçi nasıl yapmış diye baktığın sürece esasında kendini kitlemeye başlarsın. Esasında buradaki şey özgür bırakmak, zihni özgür bırakmak. Alacağın, tabii ki o projelerden alman gerekenler vardır. Onları alacağın yerleri biliyor olmak önemli. Dolayısıyla hani hayattan beslenmeden mimarlık yapabilme şansı yok. O yüzden yemeğin yapılma şeklinden tut, lezzetlerinden tut, sunum tekniğinden tut, sunum yaparkenki tabağa koyduğun şeyden. Bunların hepsi bir şeydir. Tasarıma, insanın zihnine etki eden konulardır. Dolayısıyla ben bunları çok değerli ve kıymetli buluyorum. Mimarinin dışındaki tüm alanlar. Benim şu anda spor, yani mesela şeye kafa yürüyordum bir zamanlar. Diyordum ki mesela skydiving yapan mimari malzemeler, görmüş olduğunuz malzemeler esasında işin en son noktasında geldiğimiz noktadır. Yani öncesine bakmak lazım. Bu malzemeler gelişmeden, bizim önümüze gelmeden önce bir öncesine nerede kullanılıyor? Uzay endüstrisinde kullanılıyor, aşikar. Yani bugünkü karbon fiber altyapıların hepsinden, titanyum temelli olan malzemelerin hepsinde bunu görebilirsiniz. Veya sürtünmezlikle ilgili şeyler. Adam, yani spor bakıyor, skydiving yapılan bir sporcunun sıf ya da yüzücülerin kıyafetlerinden, üzerindeki tüm paternlerine kadar esasında onların hepsi sıfır sürtünme üzerine geliştirilmiş olan dizaynlar, hem tekstil dizaynı olarak, malzeme dizaynı olarak, materyal dizaynı olarak, hem de tamamen yüzey tasarımı olarak baktığında buralardan bir araştırıp bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsi esasında bir şekilde incelediğinde, baktığında, okuduğunda, araştırdığında senin mesleğini bir şekilde beslediğini, bir şekilde bunun üzerine cümleler kurmaya başladığında seni farklı bir yere getirdiğini çok daha rahat ifade ettiğini göreceksin. Maalesef bizler çoğunlukla hayattan daha küçük şeyler vaat eden bir dünyanın içindeyiz. Yani bu anlattığım çerçeve içinde baktığımızda esasında hayat bize çok daha büyük bir parçayı sunarken bizler maalesef çok küçük parçasından istifa ediyoruz. Bunu nasıl üstesinden gelebiliriz? Gelebilir miyiz? Bu hayattan, yani şundan kurtulmak gerekiyor. Bu hayattan daha küçük olmayı isteme düşünce tarzının üstesinden bir şekilde gelmemiz gerekiyor. Hayattan daha fazlasını talep ediyor. Hayatın bize sunduklarından daha fazlasını istifade ediyor olmak durumundayız diye düşünüyorum. Peki nereden? Düşünmeye başlayalım hep beraber. Ne yapmamız gerekiyor? Bir konuyla ilgili mimaride özellikle öz çok önemlidir. Yani bir yapıya baktığında, bir mekan tasarımına girdiğinde esasında bunu Libeskin diye tarif ediyor. Çok da hoşuma gidiyor. Bir espresso kahve içtiğindeki kahvenin özütündeki, özütünün sende bıraktığı tadı neyse esasında yapının da esasında bir özünü kavrayabiliyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ifadenin kendisi özdür. Anlatılamayana karşı anlaşılan bir özdür. Yani anlatılan bir şey değildir mimarlık çünkü. Anlaşılmaya bekleyen bir şeydir ve o anlaşılma da esasında kişiden kişiye farklılık sergiler. Anlaşılma kişinin kendi farkındalık seviyesini bu işte hayattan beslenme kanallarının ne kadar açık olduğuyla çok doğrudan orantılıdır. Eğer ki bir yapıyla ilgili bu yapı nasıl, yani bu yapıyı nasıl değerlendiriyorsun dediğinde, yapı çok güzel, yapı iyidir dediğin zaman esasında işte hayattan çok beslenmemiş, esasında onun arkasından sana sunmuş olduğu özü çok kavramamış bir tarif ve tanımlamanın içine düştüğünü çok rahat bir şekilde hissediyor olmanız gerekiyor. Müzikten bahsetmiyorum tabii ki. Esasında bu müzik de aynı şekilde mimarinin çok benzeyen bir şeydir. Yani yazabileceğimiz programatik bir notalar serisine indirgenebilecek bir dil değil. Müzik bir notalarla anlaşılmaya çalışılan bir şey ama diğer taraftan baktığında esasında kulaktaki, beyindeki yaratmış olduğu harmoni bambaşka bir şeydir. Notalar bir araçtır. Bunların araç olduğunu biliyor olmak gerekiyor. Mimaride de esasında kullandığımız tüm tasarım araçlarının hepsinin araç olduğunu bilerekten, onun esiri olmadan, hiçbir şekilde mimarinin amacı haline getirmeden bu süreci yönetebiliyor olduğumuz takdirde, yani özün kaynağını kendi içimizde aradığımız takdirde bir şekilde mesleki olarak kendinizi çok daha bence farklı bir yere getirebileceğinizi, yine hissedeceğinizi düşünüyorum. Ben bunları söylerken bunları böyle benim kendi dert ettiğim konular olarak bunları size paylaşıyorum. Bunları ben kendi hayatımda gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bunun üzerine dertleniyorum. Bazen kazandığımı zannediyorum, bazen kaybettiğimi zannediyorum. Böyle gitgellerin olduğu şeyler bunlar. O yüzden böyle bunları böyle mutlak doğru gitmiyorum. Kendi kafamdaki konular gibi düşünün. Yani bir şekilde esasında anlatmaya çalıştığım şey işin özü dünyaya dolayısıyla bir şekilde dahil olmakla alakalı. Çoğunlukla mimarlık bizler için belleğimizde önceden ayıklanmış özler üzerinden kurgulanan bir şeyken bunun çok daha fazlası olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Mimarlık ama aynı zamanda ne olmalı diye kendimize sorduğumuzda bence içinde bir iddia barındırması gerektiğini düşünüyorum. Yani beraberinde risk getirir tabii ki bu iddia. Bazen ekonomi, maliyet vesaire olarak da karşımıza gelebilir. Ama risk almaktan mimar kaçınmamalı. Yani bir önceki yapmış olduğunun ötesinde bir sonrakisinde daha farklı ne yapabilirim? Çünkü benzeşen konular önüne geldiğin zaman, benzeşen şeyleri hep yapa geldiğin sürece kendini besleme şansın ortadan kalkıyor. Hele biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye gibi olgunlaşmamış pazarlarda ekonominin hala daha maalesef mimarlık üzerinden, inşaat endüstrisi üzerinden domine edildiği ortamlarda inşaat endüstrisinin temel taleplerini oluşturan konular ne olarak önümüze geliyor? Üniversitelerde çok güzel konular üzerine çalışabiliyoruz ama gerçek hayata geldiğinde sana diyor ki konut projesi, otel projesi, işte ofis projesi, alışveriş merkezi projesi gibi projeler olarak geliyor ve hala daha eğer ki birbirine benzeşen konular içinde kendi nefes alma alanlarını yaratmazsan, bu tekrarın içinde risk almadan ilerlersen, bu tekrarın içinde kendini tüketmek zorunda kalırsın süreç için. Dolayısıyla bunlarla ilgili hep her zaman kondisyonunu geliştiriyor olman gerektiğini düşünüyorum. Mimarlık alanla ilgili bir şey. Yani toprağa bir şey ekliyorsun ve gelecek nesillerden, çocuklarından bir şeyi geri dönülmez bir şekilde alıyorsun. Dolayısıyla bu sorumluluğu her zaman sahip olarak ilerlemen gerekiyor. Moda gibi bir şey değil, dekorasyonla ilgili bir şey değil. Yani yapılıp geçilebilen, sonrasında tüketilen bir şey değil. Bir daha tekrarlanamaz. Tek başına özgündür ve başka bir çevrede oluşturulamaz. Bulunduğu yerle bütünleşmiş bir şey olmak durumundadır. Dolayısıyla bunu en az şeyle üretiyor olmanız lazım. Üzerine çok fazla yani toprakla barışık, yerle barışık, yerin ruhuyla, mekanın ruhuyla barışık bir şekilde bunu hayata geçiriyor olmamız gerekiyor. Aynı zamanda biz acaba nasıl bir mimar olmayı düşünüyoruz diye kendimize sormamız gerekiyor. Akvaryumdaki bir balık gibi mi diye bir tabir vardır. Akvaryumdaki balık metaforunu da çok sevdiğim Wolf Prix bir konferansını hazırlamıştı. O da onun o akvaryumdaki balıktaki tarifi biraz daha farklı ama ben biraz daha Türkiye üzerinden bunu yapıyorum. Kabuller, basmış olduğum kabuller çerçevesinde hayatını devam ettiren, merakını kaybetmiş, kendine ve başkasını tekrar eden, de gelen bir mimar mısın? Yani bu akvaryumdaki bir mimar tarifi benim için bu. Kabuğunu kıramayan, kabuğunu kırdığında da varoluşunu kaybedeceğini düşünen mimar. Yani o riski almaktan korkan, eğer ki o kabuğu kırarsan, yeni bir şey denersen o zaman acaba ben gerçekten varoluşumu kaybederim mi diye düşünen mimar esasında. Halbuki bizler bu sıradanlıkla başa çıkmak zorundayız. Söylemeliyim ki sıradanlık konfor alanı, yani kendi akvaryumumuzu yaratan en önemli, en temel sorunlardan birisidir. Dolayısıyla konfor alanı dediğimiz alandan kurtulmak durumundayız. Mimarlık aynı zamanda nasıl olmalıdır dediğim zaman dikkate değer olmalıdır. Yani sadece yüzeyle ilgili değildir, yani özle ilgilidir. Dolayısıyla bir cephe tasarımından ibaret bir yapı gibi, deri tasarımı gibi düşünmüyor olmak gerekiyor. Bunu bir bütünleşik, hacimsel, mekansal deneyim olarak bunu hep tecrübe ediyor olmak gerekiyor. Mimarlık esasında basit bir ifadeyle biraz önce anlattığımla beraber bütünleşik olarak düşündüğünüzde bir takım oyunu gibidir. Yani kurallarına baktığınızda oldukça basit bir oyun gibi gözükür. Hatta ben Adnan Hocam'a görünce futbola benzeyen bir oyun olduğunu da çok rahat söyleyebilirim. Ama bu sıradan oyunu, futbol gibi sıradan bir oyunu, konusu alt alta yazdığında tarif edildiğinde çok da böyle olan ne manası var dediğim bir oyunu, ancak içinde oyunun kurallarını esneten, oyunun kurallarını bozan yetenekli oyuncuların sayesinde seyredilebilir olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla mimarlıkta biraz öyle bir şey, metafor olarak baktığında bir futbol maçını seyrettiğinde onu ya ne güzel maç dediğinde esasında onu lezzetli kılan, İşte o oyun kuralları içindeki onu esnetebilme, oyuncunun esnetebilme kabiliyetinde yattığını fark ediyor olmak gerekiyor. Böyle anlatmaya devam edebilirim esasında. Bilmiyorum böyle görsel olmadan böyle konuşma ne kadar karşılık buluyor bilmiyorum ama yani görsel üzerinden tabii ki aktaracağım size. Bu hani biraz önce bahsettiğim şeyi biraz açmak gerekiyor. O yüzyıl başındaki moderniteyle ilgili hani diyordum ya gizli kalmış mutabakat mimarlığı dediğim şey esasında özellikle benim bakış açımda kutsanmış grid mimarlığı diye de adlandırabilirim ben bunu. Her ne varsa bunun ötesinde ne varı, yani bu arada yani bunu kendi grid yapmayacaksınız anlamında bir şey söylemiyorum. Yani yapıla gelenin kutsanmış grid mimarlığı olduğundan bahsediyorum. Yani bunun içinde bütün mimariyi anlatırken her şeye girip de Allah'tan yüzyıl başındaki endüstrileşmeyle beraber çıkartılmış, keşfedilmiş olan modernizmin, bireyselliğin dışa vurumu, çeliğin, camın keşfedilmesi ve tamam geçti bitti bunlar. Biz bu yüzyılda şu anda başka paradigmaların içinde yaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz yerde çeliğin esasına baktığında en büyük enerji tüketen malzemelerden sürdürülebilirlik kriterine dahil olan ama en büyük enerji tüketen üretim sürecindeki malzemelerden birisi olduğu gerçeğiyle yüzleşmek durumdayız. Teknolojinin çok daha farklı bir yere geldiği yerde biz artık o yüzyıl başındaki modernizmin çok daha farklı bir yerde buna cevaplar aramamız gerekiyor. Bunları düşünüyor olmamız gerekirken bu kutsanmış grid derken bunun ötesine neredeyiz? Nasıl geçiyoruz kısmını düşünmemiz gerekiyor. Yani iki boyutlu düşünmüş olduğun, o kutsanmış grid iki boyutlu bir şey olarak algıladığım için söylüyorum. İki boyutlu düşündüğün her şey mekan algısında kaybolur. Algısal bütünlük devam eder esasında. Onu biliyor ve farkına varıyor olmamız gerekiyor. Yani buna Gestalt psikolojisinden de örnekler verebilirsin. Gestalt psikolojisinin ana prensibi zihnin kendi kendisine algıladığı şeylerde bir bütün görmeye organize etmesidir esasında. Biz biraz böyle bakmış olduğumuz şeyde Gestalt psikolojisindeki gibi bütünü organize edebilecek bir şekilde kurgulamak durumundayız bugün artık. Mimarlığın konuşta gelen sınırlarını genişletmekten bahsediyorum. Yani yeni mekansal tecrübeleri işin içine katmaktan bahsediyorum. Denemeler yapmaktan bahsediyorum. Yapı üretme süreçlerini değiştirmekten bahsediyorum. Yoksa yapı yapmakta biz çok cevvaliz. Yani Türkiye inanılmaz cevval, çok hızlıyız. Ancak fikirler ortaya çıkartmakta tam da o kadar yavaşız. Hatta yokuz diyebiliriz. O yüzden bizler yani şunun hesabını veriyor olmak lazım. Vermesi lazım bir mimar. yapmış olduğu bir projesinde bir gün ışığı sabah güzel o beyaz duvara yalasın diye açtığın her bir pencere, o duvardaki yaratmış olduğu, sendeki o ışığın yaratmış olduğu ruhsal duygu, o pencere ona, mimarlık buna hesap vermek durumunda. Yoksa sadece yapı fiziği kuralları tabii ki çok önemli bir şey ama bir yandan da o gün ışını ruhumuzdaki açmış olduğu, mutlulukla buluştuğu şey mimarlığın esasında özünü oluşturan genel kavramlardan biri. Form, malzeme ve ışık bu düşünceleri yani şiirsel ve estetik olarak destekliyor. Yani mimarinin ruhuna dokunan tarafı esasında bütününde işte o pencereden gelen ışığın ruhumuza açmış olduğu pencere gibi diye düşünebiliriz. Mimarlığı sıfatlar ve kavramlar olarak, malzemeyi, bütün bunların hepsini sıfatlar ve kavramlar üzerine inşa ediyorum. Bu ne demektir? Işık çok kullandığın şekle göre farklı. Yansıtıcı olarak kullanırsın ışığı malzeme üzerinde, o yansıtıcılık malzemenin etkisini yok eder. Bunu kavramsal olarak materyalite kavramının tam tersine dematerialite kavramını yaratırsın burada. Işığı kullanaraktan mesela. Veya bu bir ışığı kullanmanın ötesinde malzemenin kendi sıfatlarına geldiği zaman işte bir taş gibi malzemenin ağırlığını taşı kullanış şeklinle çok hafif, saydam, geçirgen, tül gibi bir ifadeyle buluşturabilirsin. Dolayısıyla bir malzemenin kendi sıfatını nasıl hükmedebileceğini de mimar konularından birisidir. Dolayısıyla mimar esasında bütün bu süreçlerin hepsini dönüştürebilme kabiliyeti kendi içinde saklı olan önemli bir potansiyele sahip bir maestrodur. Ve esasında bizler o küçük, kendi yaratmış olduğumuz küçük çevrenin içine saklı kalmayacak kadar büyük potansiyele sahip olduğumuzu biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi ekran paylaşımı yapabiliyorum değil mi? Ben size bir taraftan hani bütün bu endişeler üzerinden neler yapıyor Durmuş Dilekçi, neler yaptı Durmuş Dilekçi diye baktığınızda birçoğu belki projenizin çoğunu biliyor olabilir ama bir de benim ağzımdan belki dinleme şansı olabilir. O yüzden bahsedeceğim. Şimdi slide gösterisine geçtiğimde ekran görebiliyorsunuz değil mi şu anda? Evet, şimdi bu benim biraz önce anlattığım çerçeve giriş konuşmasından referansla bunu dinlemenizde fayda var. Bu proje 2006-2007 yıllarında 35-36 yaşlarındayken önüme gelmiş olan yapı projelerden birisi ve esasında bundan önceki en büyük yapmış olduğum yapının 3000 metrekareler civarında olduğunu düşünürseniz bu 250 metrekarelik bir yapı. Önüme geldiğinde dehşet bir boyutta bir yapı ve bir alışveriş merkezi nasıl olmalı? Benim o zamanlar alışveriş merkezleriyle ilgili tüm dünyadaki, tabii Amerika bunun en büyük şeylerinden birisi, dış bayrağı taşıyanlardan birisi. Temelde sorguladığım şeylerden birisi şuydu, yani ben öyle bir alışveriş merkezi yapmam gerekiyor ki onu ben kontrollü kamusal alan diye tarif ediyorum alışveriş merkezlerini. Bir kamusal alan olması gerekiyor ve niçin bugünün o tematik, Amerika'daki tematik alışveriş merkezleri, yani büyük kutu tasarımlarının ötesinde ne yapabiliriz? Büyük kutu, kentle bir bağ kurmayan büyük kutular bunlar, fonksiyon kutuları. Ve kentle hiçbir şekilde ilişki kurmuyorlar ve kentin içine yerleşiyorlar, oturuyorlar ve kendi içine dönük, içine kapalı bir kurguyu geçiyorlar. Ben acaba burada otoyolların buluşma noktasında bir yer, bu projenin olduğu yer, ben acaba bu projeyi nasıl ele alabilirim? Bu tematik, kavramsal, mimarın özüyle ilgisi olmayan, tiyatro dekoru gibi olan kurgusal etkiden değiştirerekten kontrollü kamusallık çerçevesinde bir müze yapısı gibi. İnsanın bu alanı arabayla, hızla, belli bir hızla tecrübe ederken acaba nasıl bir yapıyla karşılaşabileceği, büyüklükle acaba nasıl baş edebilirim? Bütün bunların hepsi benim çıkış noktalarımdı. Büyük bir yapı, uzun bir yapı, otoyolların kenarında hızla uygulanan bir yapı, tematik bir fonksiyon, kentle bağ kurmayan bir yapı, içinde farklı fonksiyonları bulunduran bir proje, yükselen yapılarla yataydaki kütlelerin nasıl bir ilişki birlikteliği olması gerekiyor gibi çıkış noktaları üzerinden oluşturulmuş olan bir şey. Parçalanmayı mesela burada büyüklükle baş etmek için parçalanmayı, tektonik hareketleri kullanmayı, kent içinde malzemenin yüzeyini bu büyüklüğün içinde parlatıcı, yansıtıcı etkileriyle bir alüminyum malzeme olmasına rağmen çok da buraya özel yaptırdığım özel bir renkte bir alüminyum malzeme olmasına rağmen alüminyumun en büyük problemi şu, yaşlanma riski var. Yani 5 yıl, 10 yıl sonra alüminyum cephe malzemelere baktığınız zaman çoğu yaşlanır. Buradaki benim seçmiş olduğum bu renk ve yüzeye getirmiş olduğum paternle esasında bunun yaşlanmadığını göreceksiniz. Hala daha üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen baktığında 2 gün kadar iyidir. Ekonomik bir malzeme olması sebebiyle alüminyum kullanıyorsunuz. Ama alüminyumu öyle bir şey yaptım ki panelin Sugishapulik'ten boyutunu aldım. Terzi usulü bunu parçaladım. Piresiz yapmak adına. Tekrar diktim. Terzi usulü bir patern üzerinden oluşturduk bunu. Ve tekrar bunu oluşturdum. Burada gördüğünüz gibi. Piresiz, sıfır pireyle yeni bir cephe tasarımı oluşturdum. Ve bu cephe yeni tasarım alüminyumun esasında o ucuz etkisini ortadan kaldıran yeni bir cepheyle bizi buluşturdu. Cephedeki şeylerle de ışık yüzeyleri de esasında perfore ettim ve geceye ait bir yapı haline getirdim. Yapısal mühendislik anlamına da baktığınızda çok esasında içinde inovasyonlar barındıran bir projedir. Baktığınızda yaklaşık 9,5 metreye varan konsolları barındıran ama bunu yaparken de o konsollar 9,5 metrelik konsollar emniyet kriterleriyle değil, konfor kriteri çerçevesinde bir alışveriş merkezi olduğu için herhangi bir titreşim yapmaması gerekiyor. Onun üzerinde tasarlanmış bir proje. Yapıldığı dönemde mesela çok dinamik, dışarıda etkisi ne kadar tektonikse içerideki dili de aynı tektonik ifade, samimidir. Dıştaki etkisi neydi, içerideki etkisi de aynıdır. Dışı ayrı bir şey, içi ayrı bir şey söylemez yapının. Dolayısıyla içeride görmüş olduğunuz bu yapıdaki kütlesel hareketlerde kolonsuz bir şekilde tüm katlardan birbiri arasında perspektif yaratan bir iç mekan kurgusu oluşturmuştur. Şu anda yapının bitmiş hali. Tabii yakın zamanda bir restorasyona içeriden girmemiz gerekecek. Çünkü o da 10 yaşına geldi artık içeriden bakıldığında. Bahsetmiş olduğum yapının malzemesi, gece etkisi, yükselen kuleler mesela. Buradaki derdim de şuydu. Biz bunu yaptığımız ilk başta konuttu yapılar. Konut dediğiniz nedir? Birimlerin tekrar eden cephelerinden oluşan ve baktığında cephelerde de esasında çok sıradanlaşmış bir yapı dili veren bir fonksiyon, doğru değil mi? Biz bunu acaba dedik ki yani bunu biz nasıl bozum uğratırız? Bu tekrar eden dili ben sanki böyle yırtarcasına o kabuğu arkasındaki gerçek şeffaflıkla buluşturacak şekilde bu kütlelerdeki siyahla şeffaflık arasında geçişleri hep bu metafor üzerinden kurguladım. Yani biri esasında konut tipolojisini yaratmış olduğu o tek düzeliğe bir karşı geliştirmiş bir tavırdı benim o dönem içinde yapmaya çalışmış olduğum şey. Malzemenin siyah ve mat olmasıyla camın konut şeyindeki yüzeyindeki etkisindeki parlaklığı matlıkla şeffaflığı ışıkla buluşturarak esasında iyice perspektifte bozumu uğratan, algısal bozumu uğratan bir etkisi oluşturuldu bu projede. Diğer bir proje denize sıfır yapmış olduğum işlerden birisi. Bu bir kuzeye bakan, çok rüzgar alan bir otel konut projesi aslında. Bu Avrupa Mimarlık Ödülleri'ne de aday olmuş olan projelerden birisi. Çok 70-80 metrelik, 75 metrelik bir yapı bloğuna sahip bir yapı ve biz bunu tamamen ekolojik prensiplerle oluşturduk. Yapı güneş arkadan gelirken yapı kütlesini güneşin geldiği istikamette Çeşme bölgesinde geriye kaydıraraktan ortadaki alanda maksimum ışık alacak bir alan yaratmak arzusu vardı. Pardon, slide geçti. Ve bunu yaparken de bu geriye kaymadan dolayı da katlarda geniş teraslar yapabilme şansını elde ettik. Kuzeyden gelen yani ön cephe deniz istikametinden gelen rüzgarı kesmek için de önde daha alçak bir yapı grubu oluşturduk ve ortada oluşan avlu alanı ise rüzgara karşı korunaklı ikincil bir alan haline getirildi. Tamamen sürdürülebilir kriterleri içinde güneşten maksimum faydalanma, geniş alanlar yaratma, 3. katta da olsam bir bahçedeymişçesine denizle direkt doğrudan perspektif yakalayabilme gibi argümanlarla oluşturulmuş bir projeydi bu. Terasları buradan çok daha rahat görüyorsunuz. Bu yapının birbirine göre farklı perspektiflerde farklı tektonik ifadesinin olduğunu görebilirsiniz. Benim projelerimde benzeşen dönemlerde benzeşen tasarım yaklaşımlarını göreceksiniz, okuyacaksınız. Buradaki bu süreçte mesela bu yakadan daha sonraki bir zaman dilime geliyor ve daha tektonik ifadeleri burada biraz daha kuvvetli görebilirsiniz. Arka tarafa baktığınızda güneşin geldiği yönde de bir membran strüktürü görebilirsiniz. Bu membran strüktürü de esasında direkt güney istikametinden gelen güneşi arkadaki koridorlarda hem geriye kaymadan dolayı gölgede kalan yüzeylerin gücünü biraz daha arttırıyor gölge etkisi olarak baktığımızda. Gene benzer yerde başka bir yapı, benzer fonksiyonla yapmış olduğum bir yapı, denize yakın yerde biraz daha fazla katlı bir yapı, 5 katlı bir yapı. Burada da mesela temelde benim gene dert ettiğim konulardan birisi, yani biz öyle bir oturtmamız gerekiyor ki bu yapıyı maksimumda denizle buluşturmak gerekiyor. Arazide yakın çevresinde küçük bir koy, bu koy. Koyla buluştuğumuz noktada yapıyı biraz daha alçak tutup, yani silüette 5 katlı yapı gibi görmemek. Yani denizin hemen dibine 5 katlı yapı yapmamak. Yapıyı biraz daha geride toplamak. Ne yapabiliriz diye birçok form denemesi burada gördünüz. Sonrasında denize yakın olan yerde yapıyı 3 katlı. Bu benim ilk konseptten oluşturmuş olduğum model. Yani konsept sürecine yaptığım model esasında. Sonrasında yapının kendisiyle ilgili olan şeyi göreceksiniz. Bu 5 katlı, bunlar da renderları gördünüz. Bu 5 katlı yapıyı acaba nasıl daha hafif yapabilirim derdiyle oluşturdum ve zemin katını biraz böyle aşağıda görebiliyorsunuz. Gölgede bırakacak 2 katlık böyle büyük bir monolit taş blok. Denizle yaklaştığımız yerde yapıyı gösteren, ifade eden bu. Şu anda gerçek fotoğrafını görüyorsunuz. Üstünde gene bir zemin katta yapmış olduğum gibi gölgede kalan bir kat. Onun üzerine gene tekrar bir 5. katı oluşturan taş blok şeklinde oluşturulmuş. Burada gene kütlesel bir dinamizmi görüyorsunuz ve bir yandan da o 5 katlı yapısal ifadeyi bozuma uğratma çabasını görüyorsunuz. Bir yandan da manzaraya yönlenmeyle ilgili çabayı görüyorsunuz. İçerisinde aynı zamanda sıcak iklimde olması sebebiyle içeride bir atriumla, atriumun etrafında bunu buluşturduk projeyi. Buradaki açılarda onu göremedik galiba. Esasında koymamışız gerçek fotoğraflarını. İçeride büyük bir atrium var ve atriumun etrafında şekillendi. Bu gene konut tipolojisiyle ilgili mesela yapmış olduğum denemelerden birisi Selanyum Ataköy projesi. Yani her bir projenin bir yerle bir ilişkide olan bir konusu olması gerekiyor. Niçin mimar mesela böyle bir forma gidiyor? Bu böyle hani ya bu sefer de bunu yapayım çabası elbette önemli. Ancak arkasında belleğindeki buluşturduğun kesişimler önemli. Burası bu arazinin geometrisini görebiliyorsunuz yaklaşık olarak. Bu geometri 3 tane dikdörtgen konut bloğunu tarif ediyor. 3 tane dikdörtgen konut bloğu yaptığınızda ve küçük birimler istiyorlar bizden bu arada. Brief 1+1, 2+1'den oluşan bir brief. 3 tane dikdörtgen yapı bloğu oluşturduğumuzda esasında karşımıza çıkacak olan şey tamamen birbiriyle arasındaki ilişkileri çok yakın ve biraz da böyle düzensiz bir araya gelmiş bir kütle ilişkisi çıkıyor. O yüzden bir de 1+1 yapı tasarımladığı zaman 7,5-8 metrelik bir cephe, ortogonal bir bakışı olan 7,5 metreden doğrusal bir bakış veren bir cephedir. Ben acaba bunu daha geniş perspektifle nasıl buluşturabilirim? Yani o 1+1'in küçük mekan algısını kırabilirim diyerekten düşündüğümde buradaki bu yapmış olduğum genel geometri oluşturan şey biraz da bu esasında. Islak hacimleri arkada daha küçük alana toplamak, yapı cephesini 7,5-8 metreden 11 metrelere çıkartabilecek bir şeye geldik. Dolayısıyla baktığınızda 11 metrelik bir cephesi olan çok ferah, aydınlık ve her bir 1+1'in de farklı perspektife sahip olduğu bir yapı tasarımı oluşturduk. Burada renderlar ve yapım şeyi var projenin. Bu da görseli. Hiçbir zaman render'ınızdan daha kötü bina ortaya çıkartmıyor olmanız lazım. Benim temel şeyim budur. Render dediğiniz şey bir araçtır. Gerçekte yapmış olduğunuz şey, bu da gerçekteki yapılmış olandır. Bitmiş olan hali render'ından çok daha başarılı ve iyi olduğunu buradan çok rahat görebilirsiniz. Zor projeler. Burada mimar olarak biz müşteri de bunu tabii ki bizim en büyük şeyimiz, paydaşımız. Ancak onu ikna edebiliyor olmak, bazen buradaki bütün bu değişik çizim yükünü üstlenebiliyor olmak. Maliyet analizi orada, yani yaptığımda bu işe aldığımda eyvah zarar edeceğim falan filan gibi dertleri düşünmüyor olmak. Düşünmeden yapmak durumdasınız. Başka türlü çünkü bunun üstesinden gelebilme şansınız yok. Bu öyle bir iş. Bu 11-11'e örnek olarak size koydum. Bu bir eski eser yapının içinde bir interior gece kulübü esasında. Yapmış olduğum 2011 yılında yaptığım projeydi. Bu böyle sanki şey gibi düşünün. Bu mekanın içine ben nasıl gelebilirim? Işıktan bağımsız bir alan burası ve sanki bir hava üflüyormuş gibi boşluğa, mekanın içine yeni bir yüzey oluşturduk. Bunlar biraz önce gördükleriniz şeylerdi. Şunlar model çalışmaları. Bunlar içeride gördüğün gibi parametrik bir üçgenlerden oluşan bir yüzey var. Bu yüzeyin açılımları, üretim metodolojisi vesaire. Şu sağda gördükleriniz fotoğraftır. Bu da mekanı bittikten sonraki gene halidir. Yukarıdaki çelik frame'ler de tamamen esasında bu yüzey geometrisini tamamlayıcı bir tasarım şeyi gibisine sahiptir. Örnek olarak bunu koymamın sebeplerinden birisi de esasında önünüze bir konu geldiğinde, bir kulüp de olsa, işte bu gece kulübü mimariyle nasıl buluşuyor? Bu da bir interior design, iç mekan tasarımı gibi değil de esasında bir mimari tasarım gibi ele aldığımızı burada çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu Adana Ticaret Odası için hazırlamış olduğum önerilerden birisiydi. Bir ticaret odası, bir ofis yapısı ama kütlesel olarak bir otoyol kenarında mesela nasıl bir ilişki kurması gerekiyor? Yani yolun kenarından gelip geçerken gene hız argümanı içinde nasıl algılanması gerektiğiyle ilgili mesela önemli bir dinamizm sergilemesi gerektiğini kendi içime oturtmuştum ve bu kütle esasında bir heykel gibi yol kenarında kendi dilini anlatan, kendi kütlesini anlatan bir yapı olarak ortaya çıkartıldı ama ayağa kaldıramadım, uygulayamadım projelerden bir tanesi bu. Bu proje biraz önce anlattığım projeler gibi denize gene yakın bir noktada. Bakın, benzeşen konular olmakla beraber farklı mimari yaklaşımları çok rahat bir şekilde görebilme şansınız var. Burada bakacağınız şey şu, arazide 35 metreye varan büyük eğimli bir arazi içinde arazinin bakış istikametinde bir taş ocağına bakıyor. Ve biz acaba taş ocağına, biz bu yapıyı ortogonal baksak taş ocağına bakıyoruz. Esasında kareye bakıyoruz. Dolayısıyla ben acaba sola döndüğüm zaman ise denize bakıyorum. Ama 35 metre eğim, geometri olarak baktığınızda böyle eşdeğer bir eğimde bu dikdörtgen kütleyi buraya doğru çevirdiğinizde, yön olarak çevirdiğinizde eğime oturumlarda çok ciddi ara kesitler çıkmaya başlıyor bu kütlede. Ve bu kesit ilişkisi olarak baktığınızda büyük sorunlar yaratıyor. Ben acaba bunu hem böyle yaparak hem de acaba bunu arazi içinde daha dengeli oturuyormuş gibi nasıl ele alabilirim diye düşündüğümde bu dönüşü sağlarken şu anda bütün birimlerin hepsi, ünitelerin hepsi denize bakar. Arazi her ne kadar taş ocağına bakıyor ama birimlerden içinden baktığın zaman denizi görürsün. Bu farklı oturmaları da bu eliptik formla esasında parçalı. Yani bu eliptik formun temel çıkış noktası esasında o dikdörtgenin yaratmış olduğu handikaplı kesit ilişkisini yönetmekle alakalı. Dolayısıyla kendi topografyasını geliştiren, kendi izoips eğrilerinden esasında çıkan yeni bir izoips eğrisi tanımlayan, mimariyle landscape'in esasında buluştuğu. Bu arada bu görmüş olduklarınız şey arkadaşlar, şunlar fotoğraf, bunlar render. Şunlar renderları. Bu fotoğrafıdır. 3 boyutlu tasarım araçlarıyla üretilmesi gereken projeler bunlar. Dolayısıyla arkasında yani landscape ilişkisinin burada, bu da fotoğraf, drone fotoğrafı. Baktığınızda bütün bu hareketi çok rahat bir şekilde hareketleri takip edebilirsiniz. Yani tasarım araçlarına da bir şekilde hükmedebiliyor olmamız gerekiyor. Bunları ben yani biraz önce gösterdiğim o büyük taş, 5 katlı kütle ve bu kütle diğerleri hepsinde şunu görebilirsiniz aslında. Bir heykeltıraş gibi büyük bir kütleyi esasında boşaltaraktan, yani siz boşları dolu olarak gördüğünüzde esasında size bir form veriyor değil mi böyle baktığınızda? Biz bunları boşaltaraktan esasında bir heykel yaparmışçasına esasında ele aldığımızı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Tüm yapılarda esasında bu yakada da aynı şekilde hepsinde bir heykel yaparmış gibi yaptığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu deneysel işlerimden birisi Avcılar bölgesinde deprem sonrasında yapmış olduğum deneysel denemin sebebi şu, Türkiye'nin en yüksek çelik konstrüksiyon yapısı. Betonarme hiçbir koru yok. Niçin çelik yaptık? Bir, Avcılar'da olması elbette çok önemli bir argüman. Bu bölge deprem bölgesi sonrasında farkındalık yaratmak için çeliğin kullanılmasını teşvik edilmesi gereken yerlerden birisiydi. Diğeri yükselen yapının izinin çok küçük olması, 450 metrekare gibi bir izinin olması. Dolayısıyla yapısal betonarme olarak da yapısal sistem kullanmış olsam çok daha fazla alan terk ediyor olmam gerekiyordu. Çelik olaraktan çok daha hafif bir yapı elde edebiliyorduk. Dolayısıyla yapıyı çelik yapmaya karar verdim ve müşterimi de ikna ettim. Bir yandan da baktığınızda inanılmaz yüksek, presizyonu, işçilik açısı yüksek bir yapı ortaya çıkartıldı. Çelik olduğu için yapıdaki inşa hatalar neredeyse sıfırdı. Zaten inşa hataların çok az olması gerekiyor. Aksi takdirde bu gördüğünüz yapılan hiçbiri zaten yapılabilir olamazdı. Bir önceki gördüğünüz siz de aynı şekilde. Ondan önce görmüş olduğunuz diğer projelerde aynı şekilde. Çelik bir yapı olarak şeye koydum. Bu erken dönem, çok erken dönem yapmış olduğum ilk alışveriş merkezlerinden birisiydi. Hani bu yakayı anlatırken temalar üzerinden, alışveriş merkezlerinin hep tema üzerinden gidilmesi üzerinden konuşuyorduk ya. Bu yapı esasında tamamen ona aykırı bir yapı. Bir gölet alanının kenarında, göletin kenarına park etmiş bir gemi edasında duran bir yapı. Yapı tüm malzemenin getirmiş olduğu tematik alışveriş merkezinin ifadesine aracılık eden malzemelerin hepsini soyutlamış siyah bir kütle esasına baktığınızda. İçindeki bunlar fotoğraf görüyorsunuz. İçeride de baktığınızda boyutları yok eden tavanda yansıtıcı bir malzeme. Siyahı mesela renk olarak kullanıyorsunuz ama yansıtıcı etkisiyle mesela siyahın tüm etkisini ortadan kaldırıyorsunuz. Zeminde siyah granit ama parlak bir ifadeyle bunu kullanarak da esasında boyutları yok eden bir ifadesi vardı. Bu da bir illüzyon yaratıyor. Perspektif derinleştiriyor. Az malzeme kullanaraktan esasında algıda çoğaltaraktan etkiyi tematik bir fonksiyona sahip bir alışveriş merkezi modern anlamda nasıl yapılabilirle ilgili bir denemeydi benim o dönemde yaptığım. Bu bir ofis yapısıydı. Bunu da şu çerçevede nasıl ele aldığımı söylemek için bahsedeyim. Sonradan Haliç Üniversitesi'nin kampüsü olarak kiralandı. Üniversite şu anda burada bu bina. Bu blok nizam bir yapı. Blok nizam yapı ne demektir? Blok nizam yapı esasında zemin katı belli bir işte 15-30 bir zemin katına sahip. Birinci kattan sonra 1,5 metre konsolları olan 5 katlı bir yapı. Üzerine de işte çatısı olması gereken bir yapı tipolojisi. Ben acaba bu yapıyı yaparken, bu projeyi yaparken bu şeyi nasıl esnetebilirim? Blok nizam kurgusunu. Çünkü blok nizam bir apartman kurgusu esasında imarda da yapılan. Biz burada bu apartman kurgusunu ofis yapısı olarak yapmak istiyoruz. Dolayısıyla ofise dönüştürürken bu yaka zamanı sonrasında yapmış olduğum işlerden birisi, zaten izlerini çok rahat takip edebilirsiniz. Kronolojik olarak baktığınızda benzeşen şeyleri vardır. Yapı cephesindeki hareketlerle, yansıtıcı yüzeylerle, mat yüzeylerin birlikteliğiyle esasında yukarıdaki çatı hareketinin incecik bir çizgisel ifadesiyle bütününde baktığınızda o blok nizam ilişkisini yok ettiğimi çok rahat görebilirsiniz. Bir de bu blok yapı kurgusunda köşelerde kolon çıkar. Apartmanlarda görürsünüz böyle o 1,5 metre çıkma yaptıktan sonra genelde salonun ortasına gider o da köşede. Burada mesela biz yapısal olarak bu kolonları çok kenarlara aldım. Bu yapıların köşeleri boştur mesela. Dolayısıyla o köşe alanları üst katlarda çok efektif kullanılan bir alanlardır. Çok basit müdahaleler esasında size mekansal olarak çok nitelikli ve kaliteli mekanlar yaratmanıza imkan veriyor. Bu biraz önce konuşurken bahsettiğim benim sosyal sorumluluk bağlamına yaptığım işlerden birisi de anaokulu projesi. Kadıköy Belediyesi'nin yaptığım işlerden birisi. Ekolojik, sürdürülebilir kriterlerle yapılmış bir projeydi. Buradaki genel yaklaşım da esasında kent içinde şeyi tecrübe eden, bu büyük apartmanlarda yaşayaraktan yürüyerek gelen, sürdürülebilir bir şekilde buraya erişen çocuğun ufkunda acaba nasıl mekan yaratmamız gerekiyor öyle? Yani çocukluk dünyasına tekrar geri döndüğünde masaların altında üzerimize örtüler örttüğümüz, kendi masa altındaki küçük evlerimizin olduğu veya başımıza 2 tane koltuk minderini koyup altında çadırlar kurduğumuz o dünyanın işte o büyük ölçekli yapıların içinden gelen çocukların yürüyerek geldiği o kent içindeki çocukların dünyasını esasında küçük evler haline nasıl getirebiliriz ile ilgili çıkışlarla oluşturuldu. Ve her bir sınıf esasında bir ev olarak kurgulandı. Evler çatı formu, suyu toplamak için yeşil çatı, evlerden bakıldığında topraktan aldığının çatısındaki yeşille tekrar toprağa geri veren bir etkisi var. Her sınıf kuzey yönünden gelen homojen ışığı içine alıyorken ortak alanlarda ise güney istikametinden fotovoltaik panellerle enerji depolayan, kuzey istikametinden gene homojen ışığı ortak alana alan bir proje. Buradaki formları oluşturan sınıfların tektonik geometrisini oluşturan formlar da esasında bir güneş siperliği. Güney yönünden gelen güneşin sınıf içindeki yaratmış olduğu kontrast ışığı yönetmekle alakalı olan şeylerdir. Yani kütlesel, biçimsel bir dinamizmi sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde pekala değerlendirebildiğimizi burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Dersliklerin içinden perspektiflerle sınıfların iç ve dış derslik ilişkisini burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu orman içinde mesela denemiş olduğum bir ev projesi. Etrafta ahşap evler vardı ve bize log house denilen Amerikan tarzı ahşap ev mimarisi hissediliyordu o bölgede. Biz acaba bir ev nasıl yapabiliriz burada ahşabı kullanaraktan diye düşündüğümüzde arazinin içindeki ağaç dokusunun kesmeden ağaçların arasına serpiştirilmiş farklı yapısal izleri kullanaraktan parçalı bir yapı dili oluşturduk. Yani benim çatı denemelerimden birisiydi. İlk denemelerimden birisidir bu proje. Çatı acaba nasıl olabilir? Yani üst katı çatının kendi içinden perspektif olarak aşağıya bakarken çatının kendi geometrisi beni yönlendirici olarak zeminle buluştursun. Dikkat ederseniz yukarıdaki ilişkilere baktığınızda camla çatı sıfır bir çizgide buluşur. Ve içeriden baktığınızda da bu etki esasında kesintisiz bir üst katta çatı arası etkisi değil, kesintisiz bir perspektif dış mekanla buluşan bir alan yaratır. Çıkış noktası olarak kullanmaya çalıştığım şey oydu. Buradaki mesela bir Bodrum'da bir ev, erken dönem 2005'li yıllarda yaptığım işlerden birisi. Bu da mesela baktığınızda çok zor bir artı bir modeldir. Artı bir planda baktığınızda bir artı şemadır. Artı şema dört yönden konsol demektir. Görmüş olduğunuz konsol 6,5 metre. Ön taraftaki konsol 4,5 metre. Mühendislik olarak betonarme bir yapı. Çelik bir yapı değil bu yapı. Bu yapıyı nasıl yapacağımızla ilgili her zaman mimarın yanında iyi bir strüktürel tasarımcının olması gerekiyor. Bu bizim olmazsa olmazımız. Beraber çalıştığımız strüktürel tasarımcı Yusuf Tımır'la beraber bir Rendel kiriş sistemiyle biz bunu oluşturduk. Ortadaki alan, daha doğrusu salon kısmı geniş cepheden manzarayla buluşurken üstteki yatak odası alttaki salonun önüne gölge yaratmak için öne çıkan bir kütle. O yüzden zaten bu artı fonksiyonu burada kullandık. Hem gölge yaratıyor hem de altında esasında oturulabilir bir alan yaratıyor. Hem de geniş perspektiften salonda denizi kucaklamamızı sağlayan bir mekan tasarımı yaratıyor. Bu galiba artık bayağı proje koymuşum sizlere. Şimdi bu da esasında yüksek katlı bir yapı denememdi. Sermaye Piyasası Kurulu için yapmış olduğum denemelerden birisiydi. Tipik müşteriyi dinlemek ve müşterinin üzerinden ne çıkartırımla ilgili sorulardan birisi bu esasında. O yüzden koyduğum örneklerden birisi bu. Sermaye Piyasası Kurulu o zamanlar bize dedi ki yani biz o zamanlar çok modaydı. Selçuklu motiflerini biz bilmem ne devletlerin hep gelir bunlar böyle. Ama bir yandan da yapıyı simgesi olarak kendisini gösteren ama bunun yapının çeperine de birçok farklı ofis yapılarında olması gereken bir program bize verdiler. Biz de finans merkezinin içinde bunu yaptık. Bu hayata geçmeyen işlerden birisi. Dolayısıyla onlara anlattık bu medrese kurgusunun bir külliye kurgusundan nasıl geldiğini şematik olarak aslında benzeşen bir şema. Sonra parametrik olarak da biz bunu acaba buradan baktığımızda bizim klasik geometride Osmanlı ve Selçuklu, daha doğrusu Osmanlı değil Selçuklu kullanılan geometrik modellemeleri üst üste yaklaşık 180 defa süperpoze ederekten bunu böyle üst üste katmanlaşmış farklı bir metodoloji oluşturduk ve araç olarak bunu kullanırken sonuca varmış olduğumuz ürün olarak geldiğimizde bambaşka bir mimari dili yakalama şeyimiz vardı ve burada yapmaya çalıştığımız şey de şablonda oydu. Yüksek katlı bir yapı. Esasına baktığınız zaman beslendiği çıkış noktası bir külliye referanslarında. Ancak mimari dil olarak ortaya çıkan mimari dil, üslup olarak baktığında çok bugüne ait bir mimari dil şeklinde görebilirsiniz. Biraz fazla koymuşum. Arkasında diğerleri interior ile ilgili galiba. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası için sizlerden sorularınız varsa sorularınızı dinlemek isterim. Bayağı konuşmuşum. Bir saate yakın konuşmuşum. Çok teşekkürler Durmuş Hocam. Çok keyifliydi bizim için. Aslında bir sürü sorumuz vardı bizim ama bu sunum sırasında gerçekten birçok şey cevapladınız. Bizim için de çok yararlı oldu. Form hakkında da tasarımlarınızda form konusunda önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu konu hakkında da soru soracaktık biz aslında ama projelerinizi anlatırken birçok şeye değindiniz. Onu atlayacağım. Başlangıç için aslında sorumu değiştireceğim o yüzden. Başta konuştuğunuzda kendi mimarlık sürecinizde, mimarlık eğitim sürecinde dertlendiğiniz şeylere değindiniz. Bu süreçte de mimarlık hayatınız boyunca birçok okulda öğretim görevliliği ve jüri üyelikleri yaptığınızı biliyoruz. Mevcut verilen mimarlık eğitimini ve yetişen nesli göz önüne alarak mimarlığın geleceğini nasıl gördüğünüzü merak ediyoruz biz aslında. Ben şöyle bakıyorum esasında, bizlerin şu anki eğitim sisteminin konuştuğumuz şey esasında bu sunum öncesinde konuştuğumuz konu tam da bununla bağlantılıydı. İnanılmaz bir potansiyel yüksek bir genç nesil var karşımızda. Sorun bu dönüşümle henüz yüzleşememiş veya bunun üstesinden gelememiş esasında bir eğitim modelinin olması. Yani yoksa Türkiye'deki üniversitelerdeki kaynakların yetersizliği aşikar, eğitim metodolojilerinin değiştirilmesi aşikar. Yani yapılmaya çalışılıyor ama kaynak olmadan yapılmaya çalışılan şeylerin de ne kadar zayıf ve az kaldığı da bilinen bir şey. Dolayısıyla bence burada üniversitelerin mimarlıkla ilgili olarak konuşuyorum tabii ki ben. Mimarlık eğitimi veren okulların özerk olması gerektiğini düşünüyorum. Ve özerk ve kendi kaynağını o zaman üretmekte ve yaratmakta çok daha rahat olacağını da düşünüyorum. Çünkü bu sektörde, bu endüstride mimarlık eğitimine destek vermek isteyen endüstri bileşenleri, ben dernek başkanlığı da yaptığım için çok iyi biliyorum esasında, çok katkı vermek isteyen, birçok sponsorluk vermek isteyen birçok firma var iken, üniversitelerin çatısı altında olmasından dolayı esasında eğitim sistemine çok yönlendirebilecek, etki yaratabilecek bir şeyi ortaya koyamıyorlar. Yani yaşlı düşünce sistemi ortadan kalkmış olsa gençlerin sahip olduğu enerji ve potansiyelle çok daha iyi bir yere gideceğimize aşikar. Ben o yüzden şey gözüyle bakıyorum açıkçası. Şu an sizler öyle bir dönemdesiniz. Böyle yumurtanın kabuğunun kırılıp içinden yavrunun çıkma şeyine kırmaya çabalayansınız. Dolayısıyla bu kırılma dönemi gerçekleştikten sonra bu süreç biraz daha rahatlayacak. Ben açıkçası kendim, hani şu 50 yaşındayım ama baktığınızda kendimi zinde tutmak durumundayım. Yani ben kendimi sizin gibi, yani tecrübemle, yaşanmışlıklarımla esasında zihnimi ve belleğimi sizin yaşınızdaki bir gencin zihni ve belleği gibi açık tutmak zorundayım. Eğer tutmazsam zaten bir süre sonra bizlerden geriye bir şey kalmayacak. Dolayısıyla biz bunları anlatırken biraz sizlerin kafasında bir şeyleri böyle ateşlemek, hayal kırıklıkları veya ümitsizlikler veya işte yarınlara ait şeyler varsa, endişeler varsa onları ortadan kaldırmak için bunları söylüyoruz. Biraz zor bir dönemden geçiyoruz ama bu zor dönemler her zaman çok daha iyi dönemlerin, yani bu inişlerin çıkışları yüksek ve fırlatıcı olacaktır. Dolayısıyla sizler de tam esasında doğru yerde pozisyon alıyorsunuz. O yüzden bunu lehinize çevirebilecek olan birçok argüman var. Benim sunumda özellikle üstüne vura vura, basa basa siz kondisyonunuzu yüksek tutmak zorundasınız. Yani kendinize her türlü donatmak, imkanı yettiği oranda. Herkesin maddi imkanı, şartları el verdiği oranda kulağınız, algınız açık olacak ve kendinizi besleyeceksiniz. Ondan sonrası kendi kendine gelecektir. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa eğitimin bu metodolojisinin kırılması için yok gibi gelip de başka bir rektörlüğün, başka bir meslek grubundan rektörün görev yaptığı bir eğitim sisteminin maalesef Türkiye'de bu tip mimarlık eğitimlerinde kendi özgün alanını yaratma şansı yok. Ve dolayısıyla da çok büyük bir zorluk o. Özgür düşünemiyorsunuz, özgür davranamıyorsunuz. Ne olursa olsun her anlamda özgür davranamıyorsunuz. Bu arada hocalarınız da aynı şekilde özgür davranamıyor. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Ben dışarıdan birisi olduğum için rahat konuşabiliyorum. Ben de şimdi aslında bu sefer de sizin almış olduğunuz eğitime dönmek istiyorum. Siz de Gazi Üniversitesi mezunu olarak. ya Gazi Üniversitesi'nin mimarlık eğitiminizdeki bu süreç içerisinde sizde nasıl bir yeri olduğunu merak ediyorum. Bir de öğrencilik dönemlerinizde hayalini kurduğunuz mimarlık ve şu anda bulunduğunuz konum uyuşuyor mu? Yani şu anda hayal ettiğiniz noktada mısınız? Bunu merak ediyorum. Ya ben böyle esasında üniversite eğitiminden başlayayım. O bahsettiğim üniversite eğitiminde özellikle hiç unutmuyorum. Birinci sene rahmetli Hüseyin Yurtsever hocamız vardı. Ve birinci sınıfta esasında yaklaşık olarak enteresan bir şekilde 45 öğrenci giriyordu ama ilk başta o 45 öğrenci 35'e 38'e falan düşmüştü. Tek sınıftaydık. Eski bina, sizin şu anki herhalde tavanları alçıpan yapılmış olan bina olarak söylendi bana. O binada 35 kişi, biz hepimiz bir yerlerden gelmişiz. Farklı şehirlerden gelmiş, farklı okullardan mezun olmuş, farklı dünya görüşüne sahip ailelerden gelmiş insanlar olarak oraya geldiğimizde karşımızda bizi bir atölyeye soktular. Karşımızda 12-13 tane öğretmen. Bir öğretmenimizin hatta omuzunda böyle bir müzik şeyi vardı, teybi vardı. Sonra bir öğretmenimiz koca bloklarla geldi. Hani çocuklara verilen bloklar vardı ya, böyle yaklaşık olarak işte şey gibi düşünün, böyle 6'ya 12'lik 2 santim kalınlığında ahşap bloklarla geldi. Sonra şimdi anlamaya çalışıyoruz. Karşımızda böyle bir enteresan şey var. Bir klasik müzik açtı Hüseyin Hocam. Ondan sonra iki blokları her biri şeye verildi. Klasik müzik o dönemler 88'de elbette biliyoruz ama yani kimi aileler klasik müziğiyle yetişmiş olan çocukların çocuk aileleri var. Kimisinde hiç ilgisi yoktu. Odan gelmiş olan arkadaşlarımız da var. Bu böyle bir ilk başta bir silkelenmeydi mesela. Gazi Üniversitesi'nin öyle bir şeyi vardı. Bu bence iyi bir şey. Yani tabula rasa denilen şey esasında hani masanın üstünü boşalt, alt zihnin belleğini boşalt, sıfırdan başla dediğin şey esasında biraz öyle. Çünkü hiç beklenmediğin, kafanda oluşturmuş olduğun o okul, hoca-öğrenci ilişkisinin tamamen dışında başka bir karşılaşmaydı. O prizmalardan bize kompozisyon yap dediler. Biz daha önceden kompozisyon dediğimiz şeyin esasında yazarak yaptığımız bir şey olduğunu zannederken esasında bir o bloklardan bir kompozisyon ve arkasındaki hikaye üzerine oluşturmakla ilgili bir şeyle yüzleştik. Bu önemli bir şey. Gazi Üniversitesi'nde benim eğitim gördüğüm zamanlarda. İkincisi az öğrenci olmamızın içinde büyük bir rahatlık vardı. Üçüncüsü hala daha Gazi Üniversitesi onu devam ediyor. Geçenlerde Adnan Hocam'la konuşurken. Adnan Hocam vardı zaten büyük bir şey gösteri. Yani oradaki bu sistemin devam ettiğiyle ilgili bir işaret. Atölyeler vardı. Ben İTÜ'ye geçtiğimde ondan sonra mesela kaybolabilirdim. Yani atölye demek şu. Yani atölyede bizim zamanımızdakiyle aynıdır diye tahmin ediyorum. Her atölyenin esasında bir yaklaşım modelleri vardı ve oradaki tüm akademisyenler, atölyenin başındaki hocamızdan tutun araştırma görevlilerine kadar esasında benzeşen bakış açısından mimarlar ekolü gibi diyebilirsiniz esasında. Dolayısıyla o atölye öğrencinin hangi atölyeden ders alabileceğiyle ilgili servisiyet geçiyordu. Ben mesela 3. atölyeden hiç ders almadım. 3. atölyenin ders veriş şekli, yaklaşımları benim heyecanlarımla hiçbir şekilde buluşmuyordu. O yüzden yani 1, 2 ve 3'tü. 1, 2 ve 4'tü benim atölyelerim. 3'ten hiç almadım 4 yıl boyunca. Bu bence çok önemli bir şey. İTÜ'ye geldiğimde mesela master yaparken 250 tane karşınızda var, hoca var. 50 tanesi profesör. Ve 200 ders hoca seçeceksin. Nasıl seçeceksin? Yani hocaların kendi tek tek incelemen gerekiyor. Dersler bütün eşit. Bir grup 250 tane de aynı sene giren öğrenci var. Biz 35 kişiyiz. Çok böyle ölçek olarak o ölçeğin getirmiş olduğu avantajı ben çok kullandım. Ama şunu unutmamak lazım. Üniversiteler esasında size sizin alabildiğiniz kadar bilgi verir. Yani herkesteki karşılığı farklıdır. Sen ne kadar senin kesen ne kadar genişse o kadarını doldurabilir. Kimisinden taşar, kimisinin kesesine düşük az gelir. Yani üniversite eğitimi başlangıç olarak yani bendeki izlenimleri böyle de bir başka sınıf arkadaşımdaki şeyi bu olmayabilir. Mesela o birinci sınıftaki benim anlattığım Hüseyin Hoca'nın dersi birçok arkadaşım için de travmatik bir dönem. Anlatabiliyor muyum? Ben bize uzay polihedronlarla o ana hollerde devasa maketler yaptırdığında biz ne yaptığımızdan habersiz ya uzayda örgütlenmeler, bir yandan tasarı geometri görüyoruz, bir yandan da uzay örgütlenmeleri görüyoruz. Bunu çiz diyor. Yani nasıl çizeceğimizi bilmiyoruz. Tasarım araçları elimizdeki tek şey bir T cetveli, 30-60 gönye, 45'lik gönye, 50 sayfa formu yapmak için de kobralar var. O kadar, başka bir şey yok ve o üç boyutlu kütleleri hani şey de yok, fotoğrafını çekeyim de alıp kullanayım, öyle bir şey de yok. Ve tek tek bunları yapmıştık. Sonrasında 2000'li yılların şeyine geldiğimizde artık dijital bilgisayar destekli tasarım şeylerine girdiğinde Bilgi Üniversitesi'nden tut birçok yerde bizim esasında yapmaya çalıştığımız şeyleri yazılımlar üzerinden çocuklara öğretilmeye çalışıldığını, uzaydaki o kurgusal hayal dünyası tetikleyici formlar dilini anlatmaya çalışıldığı dersleri gördük. Bize o zamanlar Hüseyin Hocam vermişti. Ben bundan çok etkilenmiştim ama dediğim gibi birçok, herkesin kendine göre bir alım şeyi var. Kimisi için de çok dramatik, biz bunları niye yaptık diyen birçok arkadaşım hala daha vardır yani muhtemelen. Hocam çok teşekkürler. Artık böyle arkadaşlarımızın da soruları varsa onlara alalım. Akıllarına takılan bir şey, söylemek istedikleri bir şey varsa chat'e de yazabilirler, el kaldırıp da sorabilirler. Yavaş yavaş kapanışa geçelim. Sizle yorduk 1,5 saattir. Sorun değil, keyifli. çok konuştuğum için çok soru cevabı var. Hocam her şeyin cevabını verdiniz. Evet. Akıllarda hiç soru kalmadı. Bizim sorularımız bile hep böyle şey yaptık, eledik yani. Tamam, sormayacağız diye. Sorusu olan yok galiba. Tamam. Katıldığınız için, geldiğiniz için çok teşekkürler. Sunumunuz için, konuşmalarınız için. Çok keyifliydi. Hepinize başarılar dilerim. Keyifli ve çok güzel bir dönem olsun. Evet. Onun için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Görüşmek üzere Adnan Hocam. Baştaki konuşmadan sonuna kadar çok güzeldi. Her şey mükemmeldi. Çok da iyi anlattın. Belki arkadaşlar sonrasında da soracakları bir şey olursa bir şekilde sana evet. Instagram'dan, Facebook'tan çok kolay buluyorlar artık. Ulaşıyorlar, sorularını sorarlar. Evet. Katıldığın için çok teşekkürler. Umarım yine diğer zamanlarda da jürilerde falan seni görme fırsatı buluruz. Umarım. Sağ olun hocam. Benim için keyifli. Görüşmek üzere. Çok sevgiler, selamlar. Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere.